Önce oldu mekanı mekan içinde o hak ile vücut buldu zamanı zaman içinde. Sana ne bir yarar, ne de bir zarar verebilecek durumda olmayan varlıkları Allah'la beraber anıp onlara yalvarıp yakarma. Çünkü eğer böyle yaparsan muhakkak ki zalimlerden olursun. O nafidir. İhtiyaçları gideren, gerekli olanı gerektiğinde veren, iyiliklere ulaşmada aracı olan, menfaatimi her daim koruyan, o nafidir. Beni senin didarından ayırma. Ey ulaşılacak mutlak iyiliğin ve o yolun sahibi olan Allah, kendi nefsime ve elbette başkasına faydayı işaretleyen Allah, bir çiçeğe, bir böceğe, alemdeki her bir şeyi dilemesi ve dilektirmesiyle zarar vermekten koruyan Allah. Yalnız olan hiçbir Adem'i yetim koymayıp zatıyla içinden sarandır Allah. Büyük duruşma gününde tutulacak tek eldir Allah. Onurlandığı kişiler hariç kimseden yardım aldırmayıp şifasını elleriyle şefaatçilerine sunar. Göklerde ve yerde ne varsa hepsini kendinden bir nimet olarak sizin hizmetinize sundu. Şüphesiz bunda düşünen bir topluluk için ayetler vardır. Yardımseverlikle süslediğini zarar vermekten alıkoyandır Allah. Özü sözüyle birleyip faydaya kodlayandır Allah.
ihtiyaçları gideren, imdatlara koşa koşa yetişen, adeta nafialığı üstüne alıp basiretiyle el verdirendir Allah. Ya Allah, ya Nafi, ya İlah. Zarar verip zarar etme halimi dilemesiyle faydaya kalbeden Rabbimsin. Sana geldim. Sen bilirsin. Muhtaçlığımı yalnızca sana yöneltebilmeyi, ihtiyaçları gideren tek makam olduğunu görmeyi, mutlak olan gerekliliğin sadece sen olduğunu sezmeyi, basiret ve tehvimimin hep nafia olduğunu bilmeyi, hakiki ihtiyacımla yüzleşip yardımınla şereflenebilmeyi, gönüllerin yardım makamı olan zatına yakın durabilmeyi, muradınla etrafıma faydalı olup mutluluklar inşa edebilmeyi, menfaatimi gözeten yegane makamının önünde saygıyla eğilebilmeyi, kimseyi faydam için aracı görmeden ellerimi yalnız sana açabilmeyi diliyorum. Diler misin? Sizin için geceyi örtü, uykuyu istirahat kılan, gündüzü de dağıtıp çalışma zamanı yapan odur.